Selam gençler, bugün sizlere Skylife'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümle bu bölüm arasında fazla bir şey olmadı. Kaktüs döşürası kalmıştı. Şimdi şuraya biraz kaktüs döşeyip ip koydum ama kum paramız yok. Fakirlikten ağzımız kokuyor. Biraz da bambu yetiştirdik ama farmımın verimli olduğunu şu şekilde göstereyim arkadaşlar. 3120. Ortalama saatlikte 2160 diyor da o da tek kat bir farm, yani o şekilde göstereyim. Farm gerçekten bence çok verimli bir farm. Şahsi görüşüm. Bunu büyüteceğiz. Yani ilerleyen günlerde bunu devasa bir yapılara getirmeyi planım var. Bu kaktüsü. Video dışında da büyütmeyi düşünüyorum. Ha, büyüttük mü büyütmedik. Ama video fikirleri lazım olduğu için biraz araştırma yapacağım. YouTube videolarında baktığımda arkadaşlar devasa ne kadar büyüklükte varsa onun daha büyüğünü yapmaya çalışacağım. Yani amacım o şekilde. Bugün de başta gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 tane golem spawnerımız olacak bugün. Şu aşağıda hazır bir farmımız vardı. Buraya zararlı moblar düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videolardan sonra spawnerlarımız kalkıyor ama onu da baştan söylüyorum. Yerimiz hazır olduğu için orayı sadece biraz ışıklandırmak gerekiyor. O da spawner'a koyacağımız şeyin üzerine deniz feneri koysak yeter diye düşünüyorum ben. Yani gençler böyle şuraya koysak yeter, şunları kıralım. Zaten direkt çiftçimize gidecek şeyler. 20-21 ile şehirde 2 tane 40 adet golem spawner'ımız var. Şu şekilde koyalım. Çiftçimizde de hiçbir adet bile şeyimiz yok. Gülümüz de yok. Pardon, 8 tane gelincimiz varmış. Satalım aldı. Demir var mı bakayım bir. Demir yok. Ve ölümlerini gördüğünüz gibi. Bir ölümde arkadaşlar 57 gül, 219 tane demir çıktı. Şimdi videolardan sonra spamlarım alınıyor. Yani veriyoruz abi. Spamlara gerek yok. Dediğim gibi piyasalıkta bir durum yok. Ben sadece video konusunda çekebilmiyorum. Şimdi mesela yukarıya kum lazım değil mi? Onun parasını çıkartıyorum. Vesaire. Kurucudan parasını almak yerine bu şekilde hem video konusu olarak da hem de bu böyle gidiyoruz. Mesela 3 kez doğdular abi. Envanteri hepsini dolduralım. 439 tane. Envanteri almak için sağ tıklıyoruz. Bu 111 tane de gelincimiz var. Flash market diyorum abi. Ondan önce sesi kısayım biraz. Fazla ses geliyor çünkü. Dost canlılar. Farm ürünlerine girelim. Gelincik burada yok. Avcıya girelim. Neyse. Madene gir abi. Satış yaptı. Hepsini satmadığımızda 482 lira 90 kuruş. Para bile değil yani, o şekilde söyleyeyim. Gelinlikleri de çiftçiden satarız. Ha, para bile değil dedim yani. Aslında para. Zaten sunucu emek skyblock. O şekilde anlatayım arkadaşlar. Sunucunun piyasası şu anda tam oturmuş bir şekilde değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü spawnerları gerçekten ucuza da alabilirsiniz, pahalıya da alabilirsiniz. Bunu da biraz takılma sonucunda öğrendim yani. Herkes yani ne arşa çıkartmış ne de minimum tutmuş. Orta düzeyde. Bazen mesela şu an slash dediğiniz şunun 100 bin olmaması gerekiyor mesela. 10 kaya falan satanlar var. O şekilde kişiler de var. Ucuza da satanlar da var. Yani sunucuda vakit geçirmeniz gerekiyor. Piyasaya gerçekten tam adapte olmanız için. O şekilde anlatayım. Mesela şu an bizim ben bunları konuşurken çiftçimiz de abi 315 gül birikmiş, 1799 tane de demir birikmiş. Bir envanteri 7 tane kaldı. Ortalama bir envanteri demirden de arkadaşlar 1971 lira. Bugün gezinirken para kasma diye bir tane farm gördüm. Oraya bakacağız gençler. Stoklar yok mu? Bizden ne, bunu mu alıyormuş? Aynen. 7 liraya bir dakika. Hemen gidelim. 3 tanesi 3 lira 30 kuruş yapar. Tamam mı? Bu bizden 7 liraya alıyor. Niye bu kadar baktalıyor hiçbir fikrim yok. O kadar kovayı ne yapacak hiçbir, ona da bir fikrim yok. Güzel bir büyük de var ama. İz koy diyorum abi. Çiftçi de benim demirim vardır. Yedim. Bakın spamdan yararlanmıyorum. Buradaki demirlerim ama benim videodan önce kastığım demirler. Burada da var. Hemen bu demirlerden abi. Çok da üretim yapalım. Şimdi de atkisin. Az önceki warp'a gidiyorum. Umarım parası vardır tabi. Gelip. İngotmuş lan, pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sürüsüyle şey. Bunlar da marketten alıyor mu? Aynen, ama stoy var. Kaça alıyoruz? At bak mesela. Yok yok ya. Biraz gazıklandım şu an. Bir dakika. 2, 4, 6, 8, 10. 100 liramız gitti, tamam mı? Bize dönüşü çok az olacak ya. Aynen. Şu an ben gazıklandım. %49 gazıklandım oldu. Ama şey yapabiliriz. Bir dakika. Pardon. 20 liram gitti değil mi? Çevirdim. Biraz craft dedim. 3 tane kova yaptım. 1 lira karım oldu. Evet, biraz uğraştırıcı belki. 64 tane aldım. 1280 liram gitti. Şu an money dediğimde 1697 liram var. 1280 liram gitti. Bunun bana geri dönüşü ne kadar olacak? Hemen ona bakıyorum. Uzun sürmedi. 1344 lira olarak da geri dönüş yaptı. Yani tabi sürede arkadaşlar. Ne kadar para kasmış oldum? 1280'den 1344 dersek 20, 64 lira. Para değil. Şöyle yapalım. 2 stek aldım. Tamam mı? Şu an benim param 481. Gelen para 2480. Craft deyip hızlı bir şekilde vakıflar yaptığımda benim merak ettiğim bu kovalar %95 kovalar arkadaşlar şeydir, teslimat yarışmasının kovalarıdır.
Bakalım teslimat yarışmasına kova var anlaşılan. Aradan gelip hepsini satıyoruz arkadaşlar. Ufak da olsa bir para kasmış olduk. Flash teslimat diyorum. Aynen öyle. 8 günü kalmış. Adam birinci olduğunda teslimatta güzel bir ödül alacak. Peki birinci kim? 477 bin ile Lucas. Teslimatta ne var abi? Birinciye 150 kredi, ikinciye 100 kredi, üçüncüye 50, dördüncüye golem spamları, beşinciye örümcek spamları. Dördüncü bile olsan karlısına. Golem spamını alıyorsun. Yani şu arkadaş golem spamları alıyor. Bunlar kredi alıyor. Şu arkadaş örümcek spamları alıyor. Teslimatlarda ne var başka? Altın elma var. Sandal var. Olta var. Sandal da kolay. Odunları ek abi Adana. Ağaçları. O şekilde yap. Bunda da bayağı vardır yapan. 20 bin. Sandal çok az mı aslında var ya. Sandal da sıralamaya bile girilir ha. Şimdi bakayım sevgililerime. 23 tane meşe olmaz abi. Bir dakika. Sorun orada mı başlıyor o zaman? Herhangi bir sandal olacak mı ki? Hemen marketten sizin için deneyelim ben. Ya Aladdin ya da orman ağacı seçeneğiniz olacak abi. Aldım. Ektim. Burada bizim kemik tozlarımız var. Büyüttüm. Yukarıdan başlayıp kırayım hemen burayı. Ağacı hızlı bir şekilde kırdık abi. Hızlandım ben. Gördüğünüz gibi. Vır vır koyalım hemen. Şöyle çoklu üretim deyip hemen sen de üret abi. Bir tane sandal yapıp deneyeceğim. Teslimat diyorum. Bunu diyorum. Teslimat diyorum. Evet. Sorun şurada başlıyor. Anladım. Sadece ve sadece teslimatlı arkadaşlar meşe sandal kabul ediyor. Kilitleyelim mi? Ben biraz meşe odunu yetiştireyim. Şu şekilde hemen meşe odunun içine girelim. Yan yana 9 tane yetiştirdik abi. Işık süzülmeleri süper lan şeyleri. Bu bölüm baştan şeyleri açtık ama unutmadım. Her bölüm unutuyorum abi. Çünkü eski sistemimiz video çekerken shader'a izin veremiyordu. Çok ısınma yapıyordu vesaire yapıyordu. Ama bunda öyle bir sıkıntı olmadığı için yavaştan alışacağız artık. Hemen hemen her videoda da shader açmaya çalışacağım. Tabi siz de seviyorsanız onu da sorayım. Artı sunuculara başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne tür bir sunucular başlayalım, ne oynayalım. Onu da zaten shortunu büyük ihtimalle paylaşmışım da burada da sorayım. Skyblock demeyin. Çünkü Skyblock sunucumuz Skylake abi. Onun dışında yani. Hızlı üretimden böyle yapıp tanesinden yapardım. Teslimat diyorum. Aynen öyle. Meşe. Ben o kadar yaptım biraz. Teslim edeyim. Bunda hızlı teslimat yapmayı videomuz vardı. Öncelerden. Onun gibi yapabilirsiniz. Orada da bayağı hızlı bir şekilde ekip. Ama ekip lazım onu baştan söylüyorum. 33 tane alayım. Burada büyüyenleri biraz kıralım abi. Ya aslında şu an ben fazlasıyla bile aldım. Şekilde çiftçi abi. Çiftle satacağım. 3600 tanesi 1300 lira etti. 117 lira vergiye gitmiş oldu. Bazı alamadık yine. Ama burada videonun sonuna biraz afer alın. Spamları vermeden önce. Biraz kasılırız. Orada da yaparız. Bu teslimatlarda para kasabileceğiniz çok şey var arkadaşlar. Şu an burada baktığımda belki bulamıyorum ama çoğu insan şu an meşe odunu alıyordur. Bunu da söyleyeyim. Minyon sınırı kaç ki? He, herkesin bir birer minyon koyma şansı var 5 tane falan. Bu ne bir yapı yapmaya başlamışlar. Abi demiş. Yukarıda diamond bloklar var. Bu bambularda sadeleştireceğim. Buradan kralı. Adayı büyütmem lazım falan. Benim bayağı para kasmam lazım. Çünkü toprakla adayı bir geliştireceğiz. En dipten en dibe adam. Ardından adanın etrafına güzel dursun diye bambu ekmeyi düşünüyorum. Çok tatlı duruyor çünkü. Gibi gibi birkaç şeylerimiz var. Hayallerimiz var. Hangilerini yapabildiğimiz kadar. Çünkü şu son zamanlarda Ramazan'dan dolayı benim işlerde yoğunlaştı arkadaşlar. Video çekecek vaktim az. Ekip yok gördüğünüz gibi. İşte bir Roblox'ta başlama maceramız var. Umarım onlar da seviyordursunuz. Roblox izlenir diye başladım ama bilmiyorum artık. Bir videonun sonuna gelelim gençler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.